İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu'nun değişik kentlerinde protesto edildi. İstanbul'da da protesto edildi. Mitingler düzenlendi. İşte bu olaydan 4 gün sonra da Mustafa Kemal Samsun'a hareket etti. Tabii Mustafa Kemal Anadolu'ya gönderilme sebebi neydi? Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde işte Samsun, Bezirköprü, Merzifon gibi ağırlıklı olarak Orta Karadeniz bölgesi ve diğer doğuya doğru bazı bölgelerde bazı çatışmalar olduğu, Türklerle Yunanlar arasında çatışmaların olduğu ve itiraf devletleri de burada bir güvenlik sağlanmasını istiyorlardı. Özellikle Türkleri bunlara karşı soykırım yaptığı ya da onlara karşı katliam yaptığı şeklinde haberler gidiyordu İngilizler. İngilizlerin padişah baskısıyla buraya bir müfettiş gönderilmesi kararı alındı. İşte Mustafa Kemal Vahdettin'in de isteğiyle diyelim ya daha doğrusu oluşturulan listenin içerisinde Mustafa Kemal'in olmasını da istemiş yani Vahdettin. Dolayısıyla çünkü daha önce 1917 yılında Mustafa Kemal ile birlikte o zaman veliaht iken Almanya'ya gitmişti. Mustafa Kemal padişahın şahsi yaveriydi. Dolayısıyla oradan da tanıdığı için Şey bu yapıyorlar. müfettişler içerisinde Mustafa Kemal'in isminin de olmasını istemişti zaten. Dolayısıyla gelen o liste İçişleri Bakanlığı tarafından Mustafa Kemal'in görevlendirilmesi şeklinde olmuş. 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmiş. Daha sonra bunun adı değişiyor. 3. Ordu Müfettişi olarak değişiyor sonradan. Şimdi Mustafa Kemal'in görev alanı çok geniş bir alan verilmiş. Müfettiş olması dolayısıyla bir yanında. Hem İç Anadolu, Karadeniz bölgesi gibi geniş bir alanda Mustafa Kemal'in büyük yetkileri vardı. Hem sivil hem de askeri yetkililere emir verebiliyordu. Öyle bir geniş yetkileri de donatılmış yani onu da belirtmek lazım. Bölgede iç güvenliği sağlayacak ve asayişsizliği de ortadan kaldıracaktı. Çünkü öyle bir şikayet vardı sonuçta. İşte bölgede öteden beri dağınık bir halde varlığında söz edilen silah ve cephanenin bir an önce toplanıp kontrol altına alınması sağlanacaktı. Daha doğrusu İstanbul'da verilen görev buydu. Çeşitli yerlerde bir takım komitelerin bulundu. Bunların asker toplamakta oldu ve ordunun resmi olmayan bir şekilde bunları koruduğu ileri sürüyordu. Dolayısıyla bu şekilde bunlar da kontrol edecekti Mustafa Kemal. Ama gerçekten Mustafa Kemal'in amacı neydi? Anadolu'ya geçerek Anadolu'da bir bu işgallere karşı bir mücadelenin başlatılmasıydı. Tabii bunun yanında tabii doğuda o arada birliklerini tesis etmeyen Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir de vardı. Dolayısıyla daha önceden zaten İstanbul'da da çeşitli görüşmeler yapılmıştı. Bu milli mücadele yönünde. Dolayısıyla bu önceden yapılan görüşmelerin de bu işte büyük neyi vardı? Etkisi vardı. Mustafa Kemal işte bu şekilde 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket etti. Yani daha doğrusu İzmir'in işgalinden bir gün sonra hareket ediyor. 4 gün sonra da işte İstanbul'a geliyor. Samsun'a geliyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basıyor. Fakat o tarihte Samsun güvenli değildi. Çünkü İngiliz kontrolü altındaydı. Onun için Mustafa Kemal fazla kalmadı. Oradan Havzi'ye geçti. Ve 25 Mayıs tarihinde Havzi'ye ulaştı. Ki Havza ya Atatürk'ün gelişi. Ben ortaokul, ilkokul 4'ten itibaren ortaokul, lise falan şeyde okudum ben. Son sınıf hariç Havza'da okudum. Orada 25 Mayıs Atatürk'ün Havzi'ye gelişi idi ve o gün törenler yapılıyordu ve tatildi yani. Anası da doğum Onu da belirtelim.